Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi denetleyici ve düzenleyici sistemlerle ilgili YKS çıkmış sorulara bakacağız. Yine 2010 ve 2022 arasındaki sorulardan derledim bunları. Bütün senelerin denetleyici ve düzenleyici sistemleri ile ilgili çıkmış soruları topladım. Şimdi denetleyici ve düzenleyici sistemler derken burada hem sinir sistemi hem endokrin sistem hem de arkadaşlar duy organlarını bulacağız. Yani üç konu tek bir videoda olacak. 2010 LYS'den başlayalım isterseniz. Aşağıdaki tabloda çeşitli hayvan gruplarına ait K, L, M, N ve P olarak adlandırılan nöronların bazı özellikleri verilmiştir diyor. Tablodaki bilgilere göre nöronların hangisinde impuls iletiminin en hızlı olması beklenir? Şimdi arkadaşlar, impuls iletimi miyelin kılıfın varlığına ya da yokluğuna bağlı olarak hızlanıyor zaten. Miyelin kılıfı olan nöronlarda e, impuls iletimi daha hızlıdır. Şimdi bizim MNP zaten daha hızlı olacak. Peki bunlar arasından Akson çapına göre de biz kararlaştıracağız. Akson çapı hızlılığı nasıl ayarlıyor. Aksonun çapı arttıkça, e, iletim daha hızlı oluyor arkadaşlar. Çünkü akson çapı arttığı zaman nöron biraz daha böyle şişman olduğunu düşünün. Nöronun akson kısmı biraz daha şişman oluyor. Şişman olduğu için daha bombeli olduğu için atlaması yani burada atlamalı iletim gerçekleşiyor. Atlamalı iletim daha kolay olduğu için burada hangisinde en fazla akson çapı vardır? E, P olan nöronda. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? P nöronu olacak. İkinci soru. Normal bir insanda aşağıdaki olaylardan hangisi sempatik sinir sisteminin etkisiyle ortaya çıkar? Arkadaşlar sempatik sinir sistemi. Şimdi sempatik ve parasempatik olarak iki tane sinirlerimiz var bizim iki çeşit. Sempatik sinirler vücudumuzu hızlandıran sinirlerdir. Parasempatik sinirler ise yavaşlatır. Heyecanlandığımızda, korktuğumuzda işte ee, ya da ee, Böyle aşık olduğumuzda falan ne oluyor? Sempatik sinirler devreye giriyor. Sempatik sinirler sindirim sistemiyle ilgili yapıları yavaşlatırken diğer sistemleri hızlandırır. Mesela mide hareketlerini, bağırsak hareketlerini yavaşlatır, tükürük salgısını azaltır. Ama diğer sistemleri ne yapıyor? artırıyor arkadaşlar. Mesela bronşları genişletiyor. Kalp atımını hızlandırıyor. Yine göz bebeklerini genişletiyor. Tüylerin diken diken olmasına sebep oluyor. Sempatik sinirler bu şekilde görev yapıyor. O zaman bakalım diyor ki hangisi sempatik sinir sisteminin etkisiyle ortaya çıkar? Ne dedik? Sindirim sistemini yavaşlatıyor, diğerlerini hızlandırıyor. Tükürük salgısının artması, tükürük salgısını artırmaz, azaltır. Çünkü sindirim sistemini yavaşlatıyor dedik. Kalp atım hızının yavaşlaması hayır bunu artırır arkadaşlar kalp atışını artırır. Mide ve bağırsak hareketlerinin azalması evet işte bu olacak çünkü sindirim sistemini yavaşlatıyor dedik sempatik sinirler dolayısıyla doğrudur. Bronşların daralması hayır bronşların genişlemesine sebep olur. Yanlıştır. Göz bebeklerinin daralması hayır göz bebeklerinin büyümesine sebep olur arkadaşlar sempatik sinirler. Bu da yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu arada bunların hepsini yapan da parasempatik sinirlerdir. Yani sempatik sinir C şıkkını yaparken diğerlerini yapan da hangi sistemdir? Parasempatik sistemdir. Diğer sorumuza bakalım. Bir memeli hayvanın hipotalamusunun işlevlerini araştırmak amacıyla aşağıdaki deneyler yapılmış ve belirtilen sonuçlar alınmıştır. Bu iki deneyin bulguları bu memeli hayvanda hipotalamusun aşağıdakilerden hangisini denetlediğini göstermez. Arkadaşlar hipotalamus deyince aklımıza iç denge gelecek ama biz deneyleri okuyacağız tabii ki deneylere göre cevap vereceğiz. Hipotalamusun bir bölgesi tur tuz değişimi yüksek bir çözeltiyle uyarıldığında deney hayvanının susuz olmadığı halde çok miktarda su içtiği idrar miktarının ise azaldığı saptanmıştır. Şimdi burada ne yapıyor? İdrar üretimini o zaman ve vücuda alınacak su miktarını kontrol ediyor. O zaman bakıyorum idrar üretimi ve vücuda alınacak su miktarını kontrol ediyor. Hipotalamus'un başka bir bölgesine elektrik uyarısı verildiğinde deney hayvanının tok olduğu halde yemeye devam ettiği saptanmıştır. E, o zaman açlık tokluk hissini de uyarıyor. Şimdi burada vücut sıcaklığı ve kan ozmotik basıncı demiş. Kan ozmotik basıncını da ayarlar buna göre. Çünkü tuz derişimi yüksek olan bir çözeltiyle uyarılıyor ya, Orada ozmotik basınç da devreye giriyor. Ozmotik basınç nedir? Suyu olan ihtiyaç. Kanın ozmotik basıncı artmış ki, yani suyu olan ihtiyacı artmış ki, su içme isteğini oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da düzenler ama burada vücut sıcaklığı ile ilgili herhangi bir şey vermemiş. Ama aslında hipotalamus vücut sıcaklığını da düzenliyor arkadaşlar unutmayın. Burada sadece deneyde vermediği için cevabımız aşık oluyor. Dördüncü soru. Bazı hormonların sadece hedef hücrelerde tepki oluşturabilmeleri hormonların aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Sadece hedef hücrelerde tepki oluşturması. Şimdi bakın mesela bizim vücudumuzda pankreas hangi hormonlar üretiyor? İnsülin ve glukagon. Bu hormonlar gidiyorlar sadece karaciğerdeki hücrelere etki edebiliyorlar. Bunun sebebi de reseptörlerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Mesela hipofizden salgılanan, hipofizin ön lobundan salgılanan işte STH yani büyüme hormonu bizim vücudumuzdaki bütün hücrelere bağlanabilirken insülin ya da glukagon sadece karaciğerdeki hücrelere bağlanabiliyor. Sebebi arkadaşlar reseptörlerinden kaynaklanıyor. Diyor ki hücrede ilgili hormona özgü reseptörler olmasıyla, hücrelere kan yoluyla taşınmasıyla, geri bildirim mekanizmasıyla miktarlarının dengede tutulmasıyla, steroid bileşikler olmalarıyla, her birinin farklı bir yapıya sahip olması. Şimdi bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Cevabımız ne olacak A şıkkı olacak. Sadece hedef hücrelere etki etmesini sebebi reseptörlerden kaynaklanan bir durumdur. A şıkkı olur. Diyor ki aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi karşısında verilen işlevi gerçekleştirmez? Bakalım. İnsülin glukagon ne yapıyor? Kandaki glikoz miktarını düzenliyor. Bu doğrudur. Kalsitonin paratormon zaten şuradaki kalsiden aklına gelsin. Kandaki kalsiyum miktarını düzenler. Doğru. Prolaktin, oksitosin bunlar her ikisi de meme bezlerinde süt üretilmesini ve salgılanmasını sağlar. Doğru. Kortizol ve lüteinleştirici hormon kan basıncının düzenlenmesi. Arkadaşlar kortizol kan basıncının düzenlenmesinde bir nevi etki yapar ama lüteinleştirici hormon bunu yapmaz. Lüteinleştirici hormon bir eşey hormonudur yani üreme hormonudur. Erkeklerde testisleri, dişilerde de yumurtalıkları uyarır. Erkeklerde testosteron üretilmesini, dişilerde de östrojen üretilmesini sağlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Östrojen, progesteron, menstrual döngünün düzenlenmesi. Menstrual döngü kadınlarda gerçekleşen aylık adet döngüsüdür arkadaşlar. Bu her ikisi de bunda düzenleyici olarak görev yapar. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. 6. soru 2011 LYS. İnsanda beyin kabuğunun motorik merkezinde el, ayak, yüz ve benzerinin temsil edildiği alanın büyüklüğü birbirinden farklıdır. Bu alanların büyüklüğünün birbirinden farklı olması kural olarak aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Uyarılan vücut bölgesinin büyüklüğüyle, bu alana gelen uyarıların şiddetinin büyüklüğüyle, bu alana uyarı gönderen duyu almaçlarının uyarılma şekliyle, uyaranın cinsiyle, bu bölgeye uyarı gönderen duyu almaçlarının sayısı ve yoğunluğuyla. Arkadaşlar Mantıklı olan cevap hangisidir? Tabii ki E şıkkıdır. Şimdi bizim mesela elimizle ilgili olan, ayağımızla ilgili olan işte merkez bölge mesela üçü arasında ben şöyle size bir sıralama yapabilirim. Elle ilgili olan bölge daha büyüktür. Sonrasında ayak gelir mesela sonrasında da yüz gelebilir. Neden? Çünkü elimizde daha fazla iş yaparız. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki duyu almaçlarının sayısı daha fazladır ve bizim beynimizde bulunan bölgede daha büyük oluyor. Çünkü duyu oraya ne gönderiyor? Uyarı götürüyor. Bu yüzden duyu sayısı ve yoğunluğu bu bölgelerin büyüklüğünü belirler. Cevabımız eşit olur. Yedinci soru. İnsanda diyor durumlarının hangileri vazopiresin hormonu salgılanmasını uyarır? Vazopiresin yani ADH hormonu ne yapıyor? Vazopressin kandaki su miktarı azaldığı zaman arkadaşlar, kandaki su miktarını düzenleyen bir hormondur. Yani su miktarı azaldığında ne yapıyor? Böbreklerdeki tübülleri uyarıyor ve buradan suyun geri emilmesini sağlıyor. Kandaki sodyum iyonlarının azalması. Şimdi sodyum iyonları, sodyum nedir? Bir mineraldir. Mineraller ADH hormonunun etkisinde değildir arkadaşlar. Gitti. Bunu ayarlayan kimdir? Aldosteron hormonudur. Aldosteron. Kanda protein yoğunluğunun azalması. Protein yoğunluğu azaldığı zaman ne olacak? Ee, Protein yoğunluğu azaldığında su miktarı artmış olacak. Dolayısıyla ADH hormonunun salgılanması uyarılmaz arkadaşlar. Aksine azaltılırken yani zaten su miktarı belirtildiğinden daha yüksek olduğu için ADH salgılanmaz. Bu da gitti. Plazma ozmotik basıncının artması. Bakın ozmotik basıncının artması demek su ihtiyacının artması demektir. Su ihtiyacı artarsa böbreklerden suyun geriyebilmesi lazım. Bunu da sağlayan kimdir? ADH. O zaman ADH ne yapar? Salgılanır. Cevabımız ne olur? Yalnız 3 CH şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. 8. sorumuz 2012 LYS. Nöron boyunca iletilen impulsla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi uyarının şiddeti hakkında bilgi verir? Arkadaşlar, uyarının şiddetini artıran şey nedir? Uyarının sıklığıdır. Dolayısıyla buradaki sıklık bizim uyarının şiddeti hakkında bilgi verir. Mesela diyelim ki elimize bir uyarı geliyor. Eğer uyarının şiddeti bu şekilde ise sıklığı da böyle olur. Eğer çok sıcak bir şeye, mesela diyelim ki ılık bir şeye dokunduk. Ilık bir şeye dokunduğunuz zaman e, frekans bu şekildedir. Ama çok sıcak bir şeye dokunduğunuz zaman frekans şöyledir. Bakın çok sık bir şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla uyarının sıklığı bize şiddet hakkında yorum verir. Uyarının hızı hiçbir şekilde unutmayın değişmez. Her zaman aynı hızda iletilir. Genlik diye arkadaşlar farklı bir şeydir. E, bu da hani uyaranla ilgili bir şey değildir. Yine uyarının yönü her zaman dentritten aksona doğrudur. Bu da değildir atlamalı iletilmesi de bu da miyelin kılıfın olup olmamasıyla kaynaklanan bir şeydir. Bu da değildir. Cevabımız ne olacak? Sıklığı yani frekansı olacak. Dokuzuncu soru. İnsanda böbrek üstü bezinin öz ve kabuk bölgesinden salgılanan kortizol ve adrenalin hormonlarının gerçekleştirdiği aşağıdaki işlevlerden hangisi ortaktır? Arkadaşlar kortizol hormonu uzun süreli streste etkili olan bir hormondur ve kanda bulunan glikozun, e, pardon, kar, yağların ve proteinlerin glikoza dönüştürülmesini sağlıyor yani kan şekerini artıyor artırıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini de baskılayan, durduran bir hormondur. O yüzden ağır iltihaplı durumlarda kortizollü ilaçlar kullanılır. Adrenalin hormonu ise bizim daha çok heyecanlandığımız, korktuğumuz anlarda ortaya çıkan bir hormondur ve bu hormon vücudumuzun hızlanmasını sağlayan yine kandaki glikoz seviyesini artıran bir hormondur. Şimdi bakalım metabolik hızı artıran kimdir? Adrenalindir. Kan basıncını artıran yine adrenalindir. Bağışıklık sistemini baskılayan kortizoldür. Sindirim etkinliklerini azaltan adrenalindir arkadaşlar. Ama kandaki glikoz düzeyini artırma her ikisi için de ortak bir özelliktir. Bu yüzden de cevabımız Edirne şıkkı olur. 10. sorumuz 2013 YGS. İki öğrenci tat alma işleminin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki etkinlikleri yapıyor diyor. Bu etkinliklerden hangilerine ulaşılabilir bakalım diyor ki, ucuna steril pamuk sarılı bir kürdan tuz çözeltisine batırılıp dilin uç kısmına dokunduruluyor. Ağız her seferinde su ile çalkalandıktan sonra bu işlem dilin ön yan, arka yan ve arka orta bölgelerine de uygulanıyor. Sonuç neymiş? Öğrenci en iyi tadı dilinin ön yan kısmıyla aldığını belirtmiştir. Şimdi tuzlu olanı ön yan kısmıyla almış. Yani şöyle bakın dilimiz şöyleyse dilimizin ucu ön yan tarafları, arka yan tarafları ve arka orta tarafı. Ön yanlı almış yani burası tuzluya duyarlıymış. İkinci etkinlikte 5 farklı derişimde şeker çözeltisi hazırlanıyor dilin tatlıya duyarlı bölgesine en düşük derişimli çözeltiden bir damla damlatılıyor. Ağız her seferinde su ile çalkalandıktan sonra bu işlem diğer şeker çözeltileriyle de tekrarlanıyor. Öğrenci ilk çözeltinin tadını alamadığını diğerlerinin tadını alabildiğini belirtmiştir. Şimdi ilkini alamamışsa o zaman eşik değerin altında bir tat verilmiş bize arkadaşlar. Bu yüzden alamamıştır. Sonrakiler ise eşik değerde ve eşik değerin üzerindedir. Diyor ki buna göre hangilerine ulaşılabilir? Bir maddenin tadının alınabilmesi için suda çözülmesi gereklidir. Dilde farklı tatlara duyarlı özelleşmiş bölgeler bulunmaktadır. Tat alma almaçları çabuk yorulmaktadır. Tat alma almaçlarının uyarılabilmesi için eşik değerleri bulunmaktadır. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar cevaplara. Bir maddenin tadının alınabilmesi için suda çözünmesi gereklidir. Burada suda çözünme ile ilgili herhangi bir şey söylemiş mi bize? Hayır. Bu etkinlikten bunu çıkaramam. Dilde farklı tatlara duyarlı özelleşmiş bölgeler bulunmaktadır. Evet bakın ön yan nereye neye duyarlı? Tuzluya. O zaman doğru. Bunu çıkardık. Tat alma almaçları çabuk yorulmaktadır. Burada çabuk yorulma ile ilgili bir şey de söylemiyor bize tat alma almaçlarının uyarılabilmesi için eşik değeri bulunmaktadır. Bakın eşik değerden zaten çıkarmıştık sonucumuzu olur. Cevabımız 2 ve 4 olacak arkadaşlar. Denizli şıkkı olacak. 11. sorumuz. Aşağıdaki şekilde insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır. Arkadaşlar burada 1 numara nedir? Tabii ki hipofizdir. Hipofiz. 2 numara burada böbrek üstü bezdir. Böbrek üstü bez. 3 numara da pankreastır. Pankreas diyor ki, buna göre vücuttaki bazı olaylar ve bunların gerçekleşmesinde görev görev alan endokrin bezler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi kan şekerinin düzenlenmesini hangi hormonlar sağlıyordu? İnsülin ve glukagon. Bunu kim üretiyor? Pankreas. O zaman e, kan şekerinin düzenlenmesine ne yazacağız? 3 yazacağız. 3. İç salgı bezlerinin uyarılması, ürettiği hormonlarla İçteki salgı bezlerini uyaran kimdir? Hipofizdir. Yani buraya 1 yazacağız. Stres altında metabolizmanın hızlandırılması. Stres dediğimiz zaman aklımıza kortizol ve adrenalin gelecek. Adrenalin de kortizol de kim üretiyor? Böbrek üstü bezleri üretiyor. O yüzden buraya da 2 numara gelecek. Yani 3 1 2 şeklinde gidecek arkadaşlar. Cevabımız ne olur? Edirne şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. 12. sorumuz. Bir süre kendi etrafında dönen bir insanın sandalyeye oturduktan sonra baş dönmesi hissinin devam etmesinin nedeni hangisidir? Arkadaşlar şimdi bizim kulağımızda şimdi burada baş dönmesi falan dediği zaman denge geliyor aklımıza. Denge dediğimiz zaman da beyincik ve kulak gelecek. Şimdi burada beyincikle alakası yok. Ama kulağımızla ilgisi vardı. Şimdi bizim kulağımızda üç bölümden oluşuyordu. Neydi? Dış kulak, orta kulak, iç kulak. İç kulakta arkadaşlar şöyle bir yapı var, salyangoz diyoruz biz bu yapıya. Bu salyangoz yapısı hem işitmeden hem de dengeden sorumlu. Salyangoz dediğimiz şu yapının içerisinde bulunan kanallar işitmeden sorumludur. Ama salyangozun etrafında bulunan şöyle yarım daire kanalları dediğimiz kanallar ise dengeden sorumludur. Bu yarım daire kanalların içerisinde bir sıvı vardır ve hareket eder. Biz döndüğümüz zaman bu sıvı da bizim döndüğümüz yönün tam tersine hareket ederek bizim dengede kalmamızı sağlıyor. Dolayısıyla bir süre kendi etrafımızda döndükten sonra biz sabit kalsak bile bizim kulağımızdaki bu yarım daire kanallarının içindeki sıvı dönmeye devam eder. Bu yüzden oturduğumuz zaman, hatta küçükken bunu çok yapardım ben. Mesela siz de yapıyorsunuzdur mutlaka. Sanki dünya etrafımızda dönüyormuş gibi hissediyoruz. Bunun sebebi sıvıdaki hareketliliğin devam etmesidir. Bakalım şıklara. Yarım daire kanallarındaki sıvının hareketinin devam etmesi diyor. Cevabımız bu olacak. Ama diğerlerini de okuyalım. Östaki borusunun basınç değişikliğini ayarlayamaması. Arkadaşlar östaki borusu bizim orta kulağımızda bulunan ve yutağa açılan bir borudur. Şöyle bir boru. Östaki borusu e, dış basınçla vücudumuzdaki iç basıncı ayarlayarak bizim dengede kalmamızı sağlıyor. Yani dengeden derken vücudun dengesi değil. iç dengeyle dış dengeyi dış basıncı ayarlıyor. Bununla ilgisi yoktur. Silli duyu hücrelerinin beyinciye sinyal gönderememesi. Beyinciye sinyal gider arkadaşlar burada. Sadece yarım daire kanallarındaki sıvı hareket ettiği için bir süre sonra başımızın hani döndüğünü algılıyoruz. Yarım daire kanallarındaki sıvıda basınç dalgalarının genliğinin artması Genlik dediği burada sıklıktır. Basınç dalgalarındaki sıklıktır. Basınç dalgalarında herhangi bir sıklık yok. Sadece sıvı hareket etmeye devam ediyor. Bu da değil. Yarım daire kanallarının her birinin diğer ikisine dik konumlanmış olması bununla da ilgisi yoktur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olur. 13. sorumuz. Sağlıklı bir insanda kandaki kalsiyum miktarının düzenlenmesi sırasında diyor. Olaylarının gerçekleşme sırasının doğru olması için hangi iki basamak yer değiştirilmelidir? Şimdi kandaki kalsiyum miktarını artıran hormon paratormondur, azaltan hormon da kalsitonindir. Şimdi bakalım diyor ki: Parat hormonun kandaki seviyesinin artması, paratüret bezinin uyarılması, kandaki kalsiyum miktarının normal seviyesinin altına düşmesi, kemiklerden kana kalsiyum geçişi. Şimdi arkadaşlar, bir kere ilk önce ne olması lazım? Kandaki kalsiyum miktarının normal seviyenin altına düşmesi lazım. Sonra paratüreit bezi uyarılacak ve paratüreit bezi ne üretecek? Paratormon üretecek. Paratormonun kandaki seviyesinin artması olacak. Sonra da kemiklerden kana kalsiyum geçecek ve kalsiyum miktarı dengelenmiş olacak. Bu durumda hangilerinin yer değiştirmesi gerekiyor? 1 ve 3'ün yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Gelelim 14. sorumuza. İnsanda aşağıdakilerden hangisi otonom sinir sisteminin kontrolü altında gerçekleşmez? Otonom demek kendiliğinden gerçekleşen demektir. Bakın. Vücut yüzeyinin ısınması sonucunda terleme olması. Terlemeyi biz kontrol edebiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu kendiliğinden gerçekleşir. Yemek yedikten sonra bağırsakta peristaltik hareketlerin gerçekleşmesi. E peki bunu biz kontrol edebiliyor muyuz? Hayır, değil mi? etmiyoruz. O zaman bu da kendiliğinden gerçekleşir. Mideye besin geldiğinde sindirim salgılarının artması. Bunu da yine biz kontrol etmiyoruz arkadaşlar. Bu da olur. Bu da kendiliğinden gerçekleşir. Göze ışık geldiğinde göz bebeğinin küçülmesi. Arkadaşlar göze ışık geldiğinde göz bebeğinin küçülmesini de biz kontrol edemiyoruz. Otonom sinir sistemi diz kapağının altına vurulduğunda bacağın ileri doğru hareket etmesi. Şimdi bunu biz kontrol etmiyoruz ama otonom sinir sistemi de kontrol etmiyor. Otonom sinir sistemi beyinde bulunan bir sinirdir. Buradaki olayı kontrol eden omuriliktir. Omurilik. Bu yüzden cevabımız ne olur? Edirne şıkkı olur. Bunu otonom sinir sistemi değil, omurilik kontrol eder. 15. soru. Aşağıdaki şekilde adrenokortikotropik hormonun salgılanmasına bağlı olarak sentezlenen X hormonunun işlevi gösterilmiştir. Şimdi bakalım. Adrenokortikotropik hormon nereden salgılanıyor? Hipofizin ön lobunda. Sonra geliyor böbrek üstü bezini uyarıyor ve X hormonu salgılanıyor. Bu hormonda ne yapıyor? Sodyum iyonlarının ve suyun geri emiliminde bir artış sağlıyor arkadaşlar. Burada böbrek üstü bezinden salgılanan ve sodyum iyonlarını etkileyen hormon hangi hormondur? Aldosteron hormonudur iyon gördüğünüz zaman aklınıza aldosteron hormonu gelsin. Sodyum ve klor iyonlarının geri emilmesini sağlar. Potasyum iyonlarının da dışarı atılmasını sağlar. Cevabımız aşık olur. Adrenalin ne yapıyordu? Stres, heyecan durumunda, korku durumunda artarak vücudumuzun hızlanmasını sağlıyordu. Antidüretik hormon hipofiz bezinin arka lobundan salgılanarak suyun böbrek böbreklerden suyun geri emilmesini sağlıyordu arkadaşlar su dengesini sağlıyor. Tiroksin hormonu bu da e, türetil bezlerinden salgılanan bir hormondur yine vücudumuzun hızlanmasında görevli olan bir hormondur bu da büyüme hormonu da zaten adı üstünde büyümemizi sağlayan hormondur cevabımız aşık olacak. 2015 ygs yine burada gözle ilgili duyu organları ile ilgili bir soru diyor ki Işığa duyarlı almaçların bulunduğu bölge hangi numara ile gösterilmiştir? Arkadaşlar kornea sert tabakada bulunur ve ışığın geldiğinde ilk kırıldığı yerdir. Göz merceği damar tabakada bulunur ve ışığın ikinci kez kırıldığı yerdir. Yine kasılıp gevşen yani incelip kalınlaşarak görüntü netliğini ayarlar. Sert tabaka zaten korneya sert tabakanın bir devamıydı. Dışarıda bulunan tabakadır. Kör nokta Duyu reseptörlerinin yani e, görme ile ilgili reseptörlerin hiç bulunmadığı ve görme sinirlerinin çıktığı yerdir arkadaşlar kör nokta ama duyu almaçlarının yani ışığa duyarlı almaçların bulunduğu bölge tabii ki neresidir A tabakadır hatta A tabakada bulunan sarı benek sarı benek arkadaşlar e, görme reseptörlerinin bulunduğu bol miktarda bulunduğu bölgedir cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı 3 numara olacak. 17. sorumuz 2015 LYS. Aşağıdaki olaylardan hangisi sempatik sinir sisteminin aktivasyonu ile gerçekleşir? Bakın bunları yani ÖSYM'deki çıkmış soruları mutlaka çözmenizi her zaman tavsiye ediyorum. Çünkü kendini tekrarlayabiliyor. Bir soru havuzu var arkadaşlar. Soru havuzundan hani sorular rastgele çekiliyor ve aynı soruların gelme ihtimali de var. O yüzden mutlaka çıkmış soruları sorun, çözün. Çıkmış sorularda birebir sorunun aynısı olmasa bile ona benzer sorular çok fazla çıkabiliyor. Dolayısıyla mutlaka çıkmış soruları çözün. Her ders için geçerlidir bu. Aşağıdaki olaylardan hangisi sempatik sinir sisteminin aktivasyonu ile gerçekleşir? Ne yapıyordu sempatik sinir sistemi? Sindirim sistemi hariç diğer sistemleri hızlandırıyordu. Bakalım. Kalp atımının yavaşlaması. Hayır, ne yapıyor? Kalp atımını hızlandırıyor. Kan damarlarının genişlemesi olabilir dursun. Göz bebeklerinin daralması demiş. Hayır arkadaşlar, göz bebeklerini daraltmaz, ne yapar? Göz bebeklerini genişletir. Burada kan damarlarının genişlemesi demiş ya kan damarlarını daraltır arkadaşlar. Bu da olmaz. Çünkü kan damarlarını daraltarak kan basıncını artırıyor. Böylece kalp atım hızını artırıyor. Bronşların genişlemesi. Evet bakın bunu yapar sempatik sinir sistemi. Bronşları yani akciğerlerimizde bulunan o hava dolan bronşları genişleterek daha fazla oksijenin alınmasını sağlıyor. İdrar torbasının kasılması sonucunda idrara çıkılması? Hayır. Sempatik sinir sistemi idrar torbasının kasılmasını engeller. Bunu yapmaz arkadaşlar. Bunları yapan kimdir? Bunları yapan parasempatik sistemdir. Tamam? Sempatik sistemin yapmadığı bir şeyi parasempatik sistem yapıyordur unutmayın. 2016 LYS aşağıdakilerden hangisi insanlarda paratüreit bezi tarafından salgılanan parat işlevlerinden biridir? Parat ne yapıyordu? Kandaki kalsiyum seviyesini artırıyor. Bakın şuradaki arttan gelsin. Artırmak tamam mı? Buradan gelsin. Kalsiyumu artırıyor. Bunu nasıl yapıyor peki? Ee, böbreklerden kalsiyumun geri emilmesini sağlar. Kemikteki kemiklerde depo edilen kalsiyumun kana verilmesini sağlar. Yine bağırsaklardan kalsiyumun geremilmesini sağlar. Kemik dokudan kana kalsiyum geçişini uyarma. Bakın bu olur. Cevabımız bu. Diğerlerini okuyalım. Boşaltım sistemi yoluyla kalsiyumun atılmasını uyarma. Atılmaz. Geri kazanır. Yani kana çekilmesini sağlar. Bu yanlıştır. Sodyum potasyum metabolizmasını düzen, düzenleme. Sodyum potasyum metabolizması ilgisi yoktur. Kalsiyum metabolizması ilgilidir. Kanın ozmatik basıncını azaltma. Bunu da yapmaz. Böbreklerden sodyum emilimini uyarma. Bunu kim yapıyordu zaten? Aldosteron. Bunu da kim yapıyor arkadaşlar? C şıkkını da aldosteron yapıyor. Kanın ozmotik basıncını ayarlamada ADH hormonunun görevidir. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olur. 19. soru kulakla ilgili yapı verilmiş. Diyor ki buna göre kulaktaki yapılar ve işlevleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Kulak kepçesi sesin toplanmasını sağlar. Bu doğru. Sesi toplar ve kulak yoluna iletir. Kulak yolundan da kulak zarına, kulak zarından orta kulağa geçer. Ses dalgaları ile ilk kez kulak zarı titreşir. Evet kulak zarı titreşiyor sonra orta kulağa geçiyor. Sesin iletilmesi sürecinde bazı küçük kemikler işlev görür. Evet arkadaşlar çekiç, örs ve üzengi kemikleri. Bakın burada göstermiş. Bakın çekiç, örs ve üzengi kemikleri ne yapıyor? Görev yapıyor. Küçük kemikler doğrudur. Östaki borusu orta kulak ile yutak arasında bulunur. Bakın östaki borusuna bakıyorum. Östaki borusu nereye açılıyor? Orta kulağa. Orta kulakla yutak arasında bulunuyor. Doğrudur arkadaşlar. Basıncı ayarlıyordu. Ses yarım daire kanallarında duyma dönüşür. Hayır yarım daire kanalları denge ile ilgiliydi. Sesin e, duyma dönüşmesi kohlea yani salyangozda gerçekleşiyor arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız Edirne Şıkkı olacak. 20. sorumuz. Bir doktor muayene ettiği kişinin sinir sistemi işlevlerinden birini test edebilmek için dizine küçük bir çekiçle vuruyor. Bunun sonucunda muayene edilen kişinin bacağı şekildeki gibi kasılarak ileri doğru fırlıyor. Bu örnekteki gibi kişilerin çeşitli uyarılara karşı vermiş olduğu hızlı ve istemsiz tepkilerin genel adı nedir? Ee, bir sene sadece 2017 senesinde dediler ki böyle kısa cevaplı sorular soracağız ve kodlama şeklinde onları dedi yazdıracağız. Arkadaşlar bu sadece 2017 senesinde oldu ve gerçekten tutmayan hani çocukların öğrencilerin çokça zorlandığı bir soruydu. O yüzden de e, hemen iptal edildi zaten 2018'de de TTYT sistemine geçildi. Burada cevabımız tabii ki ne olacak? Refleks olacak çünkü hızlı ve istemsiz tepkiler diyor. Bunlar nedir? Reflekslerdir. 21. soru. İnsanlarda olaylarından hangileri lüteinleştirici hormon salgılanması sonucunda gerçekleşir? Arkadaşlar lüteinleştirici hormon ne yapıyordu? Erkeklerde testisleri uyararak testosteron hormonunun üretilmesini sağlıyordu. Dişilerde de yumurtalıkları uyararak hem östrojen hormonunun salgılanmasını sağlıyor hem de ovulasyon dediğimiz dişilerde yumurtlama dediğimiz olayı gerçekleştiriyor. Peki yumurtlama nedir? Bakın şu dişlerdeki üreme sistemini düşünün. Şurası rahim. Şurada da ne var? Yumurtalık var. Şimdi yumurtalıklarda her ay bir yumurta olgunlaşıyor ve olgunlaştıktan sonra şuradaki kanala bırakılıyor. Biz buna fallopi tüpü ya da yumurta kanalı diyoruz. Yumurta kanalına çıkması olayına biz ovulasyon yani yumurtlama olayı diyoruz arkadaşlar. Bunu gerçekleştiren de kimdir? Luteinleştirici hormondur. O yüzden bunu yapar. Testosteron salgılanmasını yapar. Menstruasyonun başlamasını yapan FSH'tır. Folikül yarıcı hormondur. Yumurtalıklar uyararak yumurtanın gelişmesini sağlar ve menstruasyon evresinin başlamasını sağlıyor. Süt bezlerini uyaran da oksitosin ve prolaktindir arkadaşlar. Bu da değil cevabımız ne olacak? A şıkkı 1 ve 2 olur. 22. sorumuz 2019 ayete bir tiroid bezi rahatsızlığı olan Hashimoto hastalığına sahip ki insanlarda savunma sistemi tiroid bezi hücrelerine karşı antikor üretir. Bu antikorlar zamanla tiroid bezi hücrelerini yıkmaya başlar. Bu hastalığa sahip bir birey de hastalığın ilerlediği dönemle ilgili olarak diyor hangileri doğrudur. Şimdi Hashimoto hastalığında ne yapıyormuş? Savunma sistemi tiroid bezindeki hücreleri öldürüyormuş arkadaşlar. Diyor ki kanındaki tiroid uyarıcı hormon yani TSH seviyesi artmaya başlar. Şimdi buradaki hücreleri öldürdüğü için sürekli tiroid uyarıcı hormon salgılanır ki troksin hormon üretilsin. Çünkü tiroid bezindeki hücreler ölüyor öldükleri için de tiroid tiroksin hormonu salgılayamıyorlar. E salgılayamadıkları için de ne yapacak? Sürekli tiroid uyarıcı hormon seviyesi artmaya başlayacak ki tiroksin hormonu üretilsin diye. Bu doğru olur. Kandaki tiroksin hormonu seviyesi aşırı artış gösterir? Hayır. Kandaki tiroksin azalır. Çünkü neden? Tiroid bezi hücreleri ölüyor. O yüzden bu da gitti bu gitti. Bireyin bazal metabolik hızında artış olması beklenir. Arkadaşlar bazal metabolik hızı artmaz. Aksine azalır. Çünkü tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu bizim metabolizmamızı hızlandıran bir hormondur. Dolayısıyla bu hormon azaldığı için bazal metabolizma ne yapar? Yani metabolizma hızımız azalır artmaz. Cevabımız yalnız bir aşık olacak. Gelelim 23. sorumuza. Diyor ki bir biyoloji öğretmeni dersinde konuyu anlatırken bu olay televizyonda şifreli bir yayını izlemeye benzer. Yani merkezden yapılan yayın her televizyona ulaşır ancak şifre çözücüsüne sahip televizyonlarda bu yayın izlenebilir demiştir. Öğretmenin yapmış olduğu bu benzetme aşağıdaki biyolojik olaylardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? İskelet kas hücrelerinin motor nöronlar sayesinde uyarılmasıyla şimdi iskelet kasıyla dursun bakalım. Endokrin bezlerden kana salgılanan hormonların sadece bazı vücut hücrelerinde etki göstermesiyle bakın ne oldu? Endokrin bezlerden kana salgılanan hormon bir şifre taşıyor. Bu şifreyi kim tanıyor? Sadece bazı vücut hücreleri yani reseptörlerin bulunduğu bazı vücut hücreleri tanıyor. Bakın direkt olarak bunu söylemiş. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Diğerlerini hiç okumaya gerek yok arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacak. 24. soru. İnsan gözüne gelen Işık ışınlarının yapılarından geçme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar göze gelen ışığın ilk olarak gittiği yer korneadır. Korneada ilk kırılma gerçekleşir. Korneadan sonra irise gelir. İris yani göz, gözümüzün renkli olan kısmına. Çünkü gözümüzün renkli olan kısmı ne yapıyor? Işığı topluyor ve ayarlıyor. Daha sonra arkadaşlar göz bebeğine gelir. Sonrasında göz merceğine gelir. Göz merceğinden geçtikten sonra camsı cisim yani Karanlık oda dediğimiz bir oda vardır camsı cisim ve içinde de camsı sıvı bulunur arkadaşlar sonra oraya geçer. Camsı cisimden sonra da retinaya düşer. Retina. Retinada da almaçlar bulunur yani e, reseptörler bulunur. Re, çubuk reseptörleri ve koni reseptörleri vardır. Çubuk reseptörleri görüntünün şeklini koni reseptörleri de görüntünün rengini algılar ve böylece ne yapar bir uyarı oluşturuyor oluşturduğu uyarıları kör noktadan ilk önce Talamus'a daha sonra da arkadaşlar beyin kabuğundaki ilgili merkeze gönderiyor. O zaman burada sırasıyla hangisi olacak? Önce saydam tabaka yani kornea sonra göz merceği sonra da camsı cisim 2, 1, 3 şeklinde olur. Yani cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. 25. soru 2021 ayete İnsanda düzenleyici ve denetleyici ve düzenleyici sistemin bir parçasını oluşturan hormonal sistemle ilgili hangileri doğrudur? Bir hormonun etki gösterebilmesi için tüm vücut hücrelerinde bağlanabileceği reseptörlerin bulunması gerekir. Şimdi bu yanlış olur. Neden? Çünkü insülin ve glukagon sadece nereye etkiliyordu? Karaciğeri. O zaman karaciğerde bulunması yeterlidir. Mesela e, Tiroit uyarıcı hormon kimi etkiliyor? Tiroid bezini. Sadece tiroid bezinde reseptörün bulunması yeterlidir. Etki gösterebilmesi için tüm vücut hücrelerinde reseptörün bulunmasına gerek yok. Sadece ilgili hücrelerde bulunması yeterlidir arkadaşlar. Bu yanlış olur. Hormonlar salgılandıkları endokrin bezlerden vücut hücrelerine kan yoluyla taşınır. Evet kandan başka hiçbir şeyle taşınmazlar. Bu doğrudur. Vücudun hormonal sistem aracılığıyla uyarılara karşı tepki verme hızı sinir sistemi aracılığıyla verilene göre daha yavaştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hormonlar kanla taşındığı için daha yavaş bir şekilde gider ve hormonlar kimyasal maddelerdir. Kimyasal bir haberci elektriksel bir haberciden daha yavaş e, hareket eder. Dolayısıyla sinir sisteminde elektriksel bir iletim varken daha hızlıdır. Eee Endokrin sistemde de kimyasal bir uyarı olduğu için arkadaşlar daha yavaş gerçekleşiyor. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız denizli şıkkı olacak. Gelelim artık son sorumuza. Son sorumuzda diyor ki korti organı işlev görmeyen bir kişide aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Kort organı ne iş yapıyor? Kort organı sesin... Ee, uyarıya dönüşmesini sağlayarak beyne iletiyor. Diyor ki dış ortamdaki ses dalgalarını kulak zarına iletimi engellenir. Dış ortamdaki ses dalgalarını kim kulak zarına iletiyordu? Kulak kepçesi. Bunda bilgisi yok. Orta kulaktan iç kulağa ses dalgaları iletilemez. Hayır bunu da çekiç, örs ve üzengi kemikleri yapıyor. Bunda da ilgisi yok. İç kulakta impuls üretimi gerçekleştirilemez. Evet işte impulsu üreten kimdir? korti e, organıdır. Dolayısıyla C şıkkını yapamıyoruz. Yarım daire kanalları işlev göremeyeceği için denge kaybı olur. Burada yarım daire kanalları ile herhangi bir ilgisi yoktur. Tamamen bağımsızdır. Dış ortam ile orta kulak arasındaki hava basıncı ayarlanamaz. Hava basıncını ayarlayan da östaki borusudur. Yine bunu da bunda da bilgisi yoktur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. 2022 ayette daha geçtiğimiz sene çıkmıştır arkadaşlar. Evet böylece bitirmiş olduk. Soruların pdf'sini açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka çözün arkadaşlar. İsterseniz benimle beraber çözün, isterseniz önce çözüp sonra beni dinleyin. Hem kısa bir konu tekrarı da yapmış olursunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.